Herkese merhaba. Özyeğin Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencilere yönelik hazırladığımız bu program serimizin adı 1 bölüm 3 açı. Bu serimizde bölümlerimize yönelik merak edilenleri bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın gözünden sizler için yanıtlamaya çalışacağız. Ben İşletme Fakültesi öğretim üyesi Tolga Akçura. Bugün girişimcilik bölüm başkanı Doktor Murat Fiş ile beraberiz. Kendisiyle bölümümüze dair konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Dilerseniz vakit geçirmeden başlayalım. Bir aday öğrenci girişimcilik bölümünü niçin tercih etmeli? Siz bu bölümü kimlere önerirsiniz? Hocam şöyle baştan girişimciliği nasıl anladığımızı anlatayım. Girişimciliği yeni bir bileşim yaratmak, yeni bir kombinasyon yaratmak diye. Yani Joseph Schumpeter'in tanımı üzerinden anladığımız zaman esasında girişimcilik geniş bir anlam kazanıyor. Yani yeni bir bileşimi her yerde yapabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Bir kurumsal firmada yeni bir çözüm yaratabilirsiniz. Sosyal bir probleme deva olup sosyal bir girişimci olabilirsiniz. O yüzden esasında böyle baktığımızda büyük bir kitleye açık. Yani ben problemin değil çözümün parçası olmak istiyorum. Yeni bir şey üretmek, yeni bir değer yaratmak istiyorum diyen herkes bu bölüme gelebilir. Ama daha özel baktığımızda işte aile girişimi olan, bir aile şirketi olan, onu büyütmek isteyen, ona yeni bir ivme katmak isteyen öğrenci adaylarımız veya ben kendi işimi kuracağım. Yani kariyerimin bir yerinde muhakkak kendi işimi kuracağım, girişimci olacağımı biliyorum diyenler. Ya da ben bir kurumsal firmada çalışacağım ama daha çok yenilik, inovasyon, o alanlarda çalışmak istiyorum diyen öğrencilerimize kapımız açık. Yani biz temelinde kurum içi, bir kurumda var olan kurumda girişimci olmak isteyen, yeni bir kombinasyon, yeni bir bileşim yaratmak isteyenler, kendi işini kurmak isteyen, girişimci olmak isteyenler veya bir sosyal alanda sosyal girişimci olmak isteyen herkese uygun bir program tasarladığımızı düşünüyoruz. O yolda çabalarımız, müfredatımızı hep o yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Bu öğrenciler bir şekilde aslında hayal etmeleri de gerekiyor değil mi? Girişimcilikte başarılı olmak için. Hayalin buradaki rolü nedir? Sizin öğrettiğiniz tekniklerin rolü nedir? Şimdi bir inanmak, bir şeye inanmak, bir fikrin peşinden koşmak onu hayal etmekle başlıyor. Ama tabii o ilk adım. O yeterli olmuyor ama önemli bir ön koşul. O yüzden ilk iki sene programımızda İşletme Fakültesi'nin tüm öğrencilerin hemen hemen aldığı benzer derslerden sonra bir temel giriş derslerinden sonra esasında üçüncü sınıfta başlıyor. Ve ilk dersimiz mesela yani bizim buna özel dersimiz yaratıcılık ve fikir geliştirme. Öğrencilerin kendilerinin yaratıcılık düzeylerinin farkında varmaları, o kapasitelerini genişletmeleri, bir fırsatı yani bir fikri bir fırsata dönüştürme konusunda neler yapabiliriz? Onları o konuda kapasitelerini, becerilerini, bakış açılarını geliştirmeye yöneten bir programla başlıyoruz. Sonra mesela hemen ikinci döneminde, üçüncü sınıfın ikinci döneminde kullanıcı odaklı tasarım, insan odaklı tasarım diye. Yani bu fikri geliştireceğiz, bir fırsattan bir değer yaratan bir çözüme geliştireceğiz. O zaman bunu bütün paydaşları düşünerek, orada özellikle şeyimiz hani insan vurgusu, insan odaklı bir tasarım, tüm paydaşların için olan bir tasarımla nasıl yapılabilir diye. Sonra da diğer becerileri, araçları, araçları tanıtıyoruz. Onların tekrar yani tekerleği yeniden keşfetmeden var ola gelen, süre gelen, kullanıla gelen, başarılı olduğu onaylanmış araçlarla haşır neşir olmalarını, onları hayatlarına işte bakış açılarına entegre edebilmelerini sağlayan bir programımız var. Ama dediğin gibi ilk önce inanmak gerekiyor. Çünkü biraz girişimcilik yalnız bir yolculuk özellikle başında. Yani bir hayalin peşinden koşuyorsunuz. Bir işte bir çevrede birkaç kişi sizin ortaklarınız olacak. İlk başta peşinizden koşan çok kişi yok aynı size inanan. Bir işte yatırımcıyı, bir işte ekip arkadaşınızı inandırdıktan sonra pazarda bunun karşılığını bulduktan sonra ekip genişliyor diyelim ya da peşinizden gelenler genişliyor. O yüzden o hayal önemli gerçekten. Burada hangi alanlar ve meslekler mesela tercih edilebilir mezun olduktan sonra? Şimdi biz ilk defa bu bölümü 2011 yılında kurduk. Mezunlarımız var.
Onların ne yaptığına bakıyorum. Bizim ne planladığımıza baktığımda esasında benzer şekilde gidiyor. Daha çok mezunlarımız yeni girişimlerde, yani ekosistemli startup denilen yeni girişimlerde çalışıyorlar. Çünkü onlar da günün sonunda girişimci olacaklar ve şu an onların geçeceği yollardan geçen firmalarda çalışmayı tercih edebiliyorlar. Görece küçük ve yeni firmalar bunlar. Normalde sıradan bir mezun için çok çekici olmayabilir esasında bunlarda çalışmak. Onun dışında kurumsal firmalarda çalışanlar var. Kurumsal büyük firmalarda. Yani ilk mezunumuzu hatırlıyorum. İşte şu an Dyson'da çalışıyor Almanya'da. Çünkü demin bahsettim ama çok detayına girmedik. Kurumlar da bu yeni ekonomik düzende, yeni rekabetçi yapıda yeni bir şeyler söylemeleri gerektiğini çok farkındalar. Çünkü çok büyük firmalarda olsanız işte Kodak örneği, Nokia örneği, işte yerel örnekler gibi, işte Varan örneği gibi rekabet dışı kalabiliyorsunuz. O yüzden yeni bir şey söylemeniz lazım, inovasyon yapmanız lazım. Bizim mezunlarımız buna uygun altyapıda yetişiyor. O yüzden bu kurumsal firmaların işte yeni iş geliştirme, yenilikçilik bölümlerinde çalışabiliyorlar. Sosyal girişimcilik Türkiye'de son zamanlarda önem kazanan, popüler olan ve büyüme alanı açık bir alan. Orada çalışan girişimciler şeylerimiz var. Ya da aile şirketleri, öğrencinin annesinin, babasının, atasının, dedesinin, büyük annesinin kurduğu firmaların yeni bir ivme kazanması, yeni rekabet düzenine, yeni ekonomi düzenine ayak uydurması gerekiyor. Onlar da çalışabiliyorlar. Girişimcilik çok eskiden beri var olan bir bölüm değildi. Tabii herkes sorguluyor. Yani girişimci olmak için okumak, 4 sene üniversite eğitimi almak gerekir mi diye. Haklı soru işaretleri var. Zaten bölümümüz ilk kurulan girişimcilik bölümü. 2011 yılında kurduğumuzda başka bir girişimcilik bölümü yoktu. Uluslararası girişimcilik adında bir bölüm vardı, hala da var ama sonradan başka üniversiteler de bu bölümü kurmaya başladılar. YÖK de mezunlarımıza iş geliştirme uzmanı titri, yani girişimcilik bölümü mezunları iş geliştirme uzmanı titriyle mezun oluyorlar diyebilirim. Sosyal girişimcilikten bahsettiniz. Dinleyicilerimiz bunu çok bilmeyebilirler. Biraz açabilir misiniz? Neyi anlıyoruz sosyal girişimci deyince? Evet, şimdi hani ilk başta yaptığımız tanımda yeni bir kombinasyon yaratmak, yeni bir bileşim yaratmak. Esasında tabii bir değer yaratmak gerekiyor ve bunun önemli olan pazarda karşılığının olması gerekiyor. Yani biz çok enteresan bir buluşla gelebiliriz ama bunun karşılığı yoksa pazarda, İnsanlar çok enteresanmış derler, biraz incelerler falan ama kimse bunun sonuçta para vermez veya bunu sahiplenmek istemez. O yüzden bir problemden yola çıkmak esasında çok değerli ve önemli. Yani pazardaki başarıyı kanıtlayacak şeylerden biri, girdilerden biri. Tabii halihazırda dünyamızda da birçok problem var. Problemlerin cinsi değişiyor ama sayıları hatta azalmıyor, artıyor. Yani teknoloji gelişmesine rağmen. Tabii sosyal problemler de yani gündelik hayatımızın bir parçası. Okulumuz da sürdürülebilirliğe çok önem veren bir okuldur. İşte sürdürülebilir büyüme hedefleri, ben kendi verdiğim derste de öğrencilere bir şey olsun diye, kıvılcım olsun diye onlara bakmalarını öneriyorum. Bir sosyal bir probleme çare olmak. Yani orada amacımız bir vakıf gibi işlemesi değil. Para kazanması, kendini döndürecek ivmeyi sağlaması. Fakat kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Probleme, derdimiz probleme çare olmak ama burada hani bir vakıf gibi düşünülmemesi lazım. Çünkü kendi kendini döndürecek finansal sürekliliği kazanmasını bekliyoruz. O yüzden bir esasında girişim lafı, yani sosyal bir vakıftan ziyade sosyal bir girişim dememiz sebebi de o esasında. Oradaki çalışanlar ya da işte insanlar daha çok sosyal bir probleme deva olmak, çare olmak üzerine odaklanıyorlar. Onunla ilgili girişimler geliştiriyorlar. Genel olarak söyleyeceğim bunlar. Bunun işte kurumsal ortama aktardığımızda da kurum içi girişimci ya da kurumsal girişimci, corporate entrepreneurship ya da iç girişimci, intrapreneurship diye karşılıkları var
yazında ve pratik hayatta. Orada da kurumsal bir probleme, yani yeni bir kombinasyon yapmak, yeni bir bileşim yapmak, rakip rekabetten bir şekilde ayrılabilmek, orada bir değer yaratarak kullanıcılarına ya da müşterilerine sıyrılmak ya da bildiğimiz klasik anlamda independent entrepreneurship dediğimiz, yani bireysel girişimci yeni bir iş kurmak. Burada sanırım en önemli konu mevcut sorunlara yepyeni bir bakış açısı getirebilmek. Yani ezber bozan bir iş modeli kurabilmek. Evet. Bunu biz hangi tür kadro, akademik kadroyla ve ne tür bir ders yapısıyla özellikle vurgulayabiliyoruz? Veyahut da hep dinleyicilerimizin kafasında olabilir. Ben zaten girişimci olacaksam okumanın bana katacağı mı yoksa tecrübenin bana katacağı mı daha önemli sorusuna burada nasıl cevap verebiliriz? Evet. Doğru, yerinde bir soru. Bunu veliler de sorguluyorlar. O yüzden esasında biz 2011'den beri girişimcilik bölümünü öğrenci alıyoruz ama hiçbir zaman kontenjanımız yüksek sayılara çıkmadı. Yeni üniversiteler de bu bölümü açtılar ama onlar da ufak sayılarda öğrenci alıyorlar kıyasladığımızda klasik işletme ekonomi bölümlerine oranla. Çünkü bu haklı soru oluşuyor kafalarda. Yani ne gerek var ya da farklı ne öğreniyorlar diye. O yüzden yani yeni bir bileşim yaratmaktan kastımız şu esasında. Yeni bir buluş yapmanız gerekmiyor. Hiç olmayan, daha önce kimsenin düşünmediği teknolojik bir buluş yapmanız gerekmiyor. Yani öyle olabilir. Onun hiçbir sakıncası yok. Karşılığı varsa pazarda ama sonuçta var olanları belli bir şekilde kombinleyerek bir probleme deva oluyor muyuz? Biz de demin dediğim gibi esasında 3. sınıfta başlıyor programımızın, yani girişimciliğe özel derslerimiz. İlk 2 sene, işte ilk sene genelde üniversitenin her bölümün aldığı genel giriş dersleri, işte tarih, sosyoloji, matematik, İngilizce gibi. Sonrasında 2. sınıfta işletmeye özel pazarlama, finansman, muhasebe gibi dersleri aldıktan sonra 3. sınıfta girişimciliğe o altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz ilk önce öğrencide. Yani işletme nedir, üniversitede okumak nedir, onları aldıktan sonra işte işletmenin ana dalları, ana alanları nedir kazandıktan sonra 3. sınıfla beraber öğrencimiz yaratıcılık, fikir geliştirme, insan odaklı tasarım, iş modeli kanvası kurgulama, iş modelini oluşturma. Çünkü iş modeli önemli bir şey. Yani herkes aynı değeri sunabilir ama farklı bir iş modeliyle yaparsanız farklı sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden bunun araçları var, işte iş modeli kanvası. Onları öğretiyoruz, onlarla tanışmalarını sağlıyoruz. Sonrasında kurum içi girişimcilik, sosyal girişimcilik gibi özel derslerimiz var. Sonra bunu uygulama yapabilecekleri sektör derslerimiz var. Sektör 401 derslerimiz var. Bir firmalar geliyorlar kendileriyle ilgili bir problemini ve girişimcilik öğrencilerini oluşturduğu bir ekip kendi çerçevelerinden bir çözüm buluyorlar ve o firma sahiplerine, firma çalışanlarına sunuyorlar. Burada sonuçta öğrenci şu an dünyanın her yerinde anlatılan modern, şu anki yeni girişimcilik paradigmasının kullandığı araç ve setlerle tanışıyor ve haşır neşir oluyor 2 sene boyunca. Yani 2 sene derken 3. ve 4. sınıfta. O yüzden bazı hızlı yol alabiliyor. Yani hiç bu bölümleri okumamış, girişimci olmak isteyen bir kişiden daha hızlı yol alma ihtimali çok kuvvetli. Aynı zamanda tabii üniversite sadece yani bir meslek yüksekokulu olmadığı için bir çevre, bir bakış açısı kazanıyor. Kendi üniversitenin sağladığı diğer olanaklar, staj, işte yurt dışında Erasmus'ta bir dönem okuma, kendi çevresi, buradaki kulüpler, sosyal olanaklar, sporla harmanlayarak esasında kendi gelişimini de sağlıyor. Kendini daha iyi tanıyor. Bu yolculuk buna sebep oluyor. Biz de bu sırada bazı becerileri, teknikleri ve kendini daha iyi tanımasına sağlayacak kaynakları sunmaya çalışıyoruz. Burada akademik kadromuz diğer her bölümümüzde olduğu gibi çok yetkin ve yetişmiş. Kapılarımız her zaman öğrencilerimize açık. Onların bir çaba göstermesi neticesinde herkes değişik kaynaklara ulaşma imkanı sunmaya çalışıyoruz burada kısacası. Peki bir öğrenci girişimcilik bölümüne girmeden önce bir fikir sahibi olmalı mı? Yoksa
bölümde okurken bu fikri kazanabiliyorum. Yani bölümün verdiği artılardan biri de aslında ben girişimci olmak istiyorum ama ne yapmak istiyorum mu tanımlayamayan öğrencilerin bir tanım yapabilmesini sağlamak mı? Evet, tabii sonuçta bunu muhakkak sağlıyoruz. Çünkü zaten özellikle İstanbul'da konumlanıyoruz. İstanbul'da girişimcilik ekosistemi bizim ilk kurulduğumuz zamana göre çok büyümüş durumda. Hemen her ay birkaç değişik aktivite oluyor. Bunlar öğrenciler ücretsiz de olabiliyor. Öğrenci bu kafa yapısına girdikten sonra, girişimcilik bölümüne girdikten sonra radarlarını da daha çok açmasını tavsiye ediyoruz. O kaynakları ben ilk derste, girişimciye giriş dersine zaten veriyorum ve o zaman çevrede ne olup ne bitiyor girişimcilikle ilgili radarları daha çok açıyor. Kendinin bir fikri varsa bile bunun çok gelişmiş bir versiyonuyla devam edebiliyor. Ama hani şunu söylüyorum ben her zaman, fikrin bini bir para. Yani sonuçta fikir, tamam bizim ilk çıkış noktamız bir hayalimiz olacak dedik ama esasında farkı yaratan, ondan sonra sizin onu nasıl kurguladınız, o iş modelini, hangi ekiple bunu yol açtınız ve nasıl bir değer yaratacağınız, ona doğru karar vermek gerekiyor. Çünkü şöyle söylüyorum, bunu derslerde de söylüyorum. Yani kimsenin daha önce düşünmediği bir fikirle gelme ihtimalimizin yüzdesi nedir arkadaşlar? Yani o yüzden biz kombinasyona vurgu yapıyoruz. O fikir orada olabilir ama siz onu farklı bir şekilde kombinleyeceksiniz. O yüzden öğrencimiz bir fikirle gelebilir ama daha önce göremediği bir bakış açısını biz burada verebilirsek ona, yani onun pazarda başka bir karşılığını ya da ona başka bir şekilde bakabilme ya da 360 derece bakarak farklı çözümler üretebilmesini sağlayabilirsek başarılı olmuş sayarız diye düşünüyorum. Çok güzel. Burada belki vurgulanması gereken en önemli şey, o girişimin fikrinden öte o girişimi yapan kişinin bu işe, evet, inancı ve yapabilme yeteneği. Evet, dolayısıyla bir şekilde hani bu söylenenleri özetlersek, Özyeğin Üniversitesi'nin sağlayacağı ekosistemle buluşturmak, hızlı yol almak için gerekli teknikleri, en iyi sektörde kabul görmüş yaklaşımları öğrenciye, aynen, vermek, öyle, riskleri daha iyi tanımlayabileceği bir ortam sağlamak ve her şeyden önemlisi kendini daha iyi tanımlamasını sağlamak. Burada evet, benim kesinlikle gördüğüm en önemli sorunlardan biri, özellikle bu hayata yeni başlayan kişiler benim fikrim çalınmasın diye bir korku içindeler. Aslında o fikir doğru fikirse o kişiden başka hiç kimse bu fikri gerçekleştiremez. Dolayısıyla fikrin çalınması diye bir şey yok. Evet. Buna katılıyor musunuz? Katılıyorum. Ben çok başıma geliyor. Öğrenciler özellikle ilk senelerde geldiklerinde hocam bir fikrim var diyor. İşte bana bile söylerken çekiniyor. Yani şöyle söylüyorum. Fikir başkalarıyla paylaştıkça gelişiyor esasında. Yani kendine sakladığında bir şeyi, onu ne kadar geliştirebilirsin? Bir şeyim var ama söylemeyeceğim deyip, yani o çeşitli ortamlarda esasında bu bilgi, sevgi paylaşıldıkça büyüyor. Esasında bu da böyle. Tamam, sen bir de şunu söylüyorum. Ya öyle bir fikrim var ki birisi duyar duymaz yapacak. O zaman zaten bu fikir öyle çok enteresan yeni bir kombinasyon değil, yeni bir bileşim değil. Yani hemen birisi duyar duymaz yapabilecekse, senin ona katacağın hiçbir şey yoksa zaten o zaman doğru bir fikirden de bahsetmiyoruz. O yüzden çok güzel özetledin hocam diyeyim. Onu da söylüyorum. Yani biz burada fikirden ziyade o fikri nasıl geliştireceğiz? Ekip çok önemli. Bizim ona doğru çözümleri bulmamız. O yüzden bu yolculukta esasında üniversite eğitimi boyunca, yani bölümden bağımsız söylüyorum ben, tanıtımlarda da söylüyorum, öğrencinin kendini tanıyabilmesi lazım burada. Eksiklerim, neye ilgileniyorum, ne beni tatmin edecek, ne de daha iyiyim, hangi ekip arkadaşlarıyla kendimi tamamlayabilirim, eksik yönlerimizi her zaman tamamlayamayabiliriz ama o eksiklerin olduğu ekip arkadaşları bulabilirsek iyi bir takım oluşturabiliriz. Yani girişimcilik bir yolculuk. O yüzden bir süreç, bugünden yarına olmuyor. İyi örneklere bakıp, şimdi başarılı olmuş örneklere bakıp bazen çok büyük hayallere kapılabiliyorlar. Onu da anlatmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta ayakları yere basması lazım. Girişimciliğin karanlık tarafları da var. Onları da dersler içerisinde çeşitli şekillerde vermeye çalışıyoruz. Ama bir süreç ve bir yolculuk olduğunu
aktarıyoruz ve öğreniyorlar sanırım mezunlarımız. Buradan mezun olduğunda bunu öğrenmiş oluyorlar. Özyeğin Üniversitesi Türkiye'de ilk girişimcilik bölümünü kuran üniversite. Evet. Şu ana kadar kaç mezun verdik? Şu ana kadar 50'nin üzerinde mezun verdi. İlk mezunumuzu 2016 yılında verdik. O tek başına mezun oldu Deniz öğrencimiz. Çünkü diğerleri hazırlık okumuşlardı. 4 senede mezun olmuştu. 50'nin üzerinde mezun verdik. Demin dediğim gibi ilkti. Biraz hatta ilk kurulma sürecinde ben kurucu bölüm başkanıyım mesela, hem de girişimcilik bölümünün. Yazım sürecinde de vardım bölüm, yani YÖK'e başvururken. Orada bir gitler geldiler oldu, bir sorgulandı falan. Ama şimdi kabul edilmiş bir bölüm. Zaten girişimcilik, hani demin dediğim gibi, o zamanlara göre çok daha popüler. Herkesin konuştuğu, bildiği, tırnak içinde ahkam kestiği bir konu ama şu an az sayıda da olsa, az kapasiteyle de olsa girişimcilik artık bilinen bir bölüm. Adaylar. Bu 50 öğrencimiz arasında böyle özellikle bir başarı hikayesi olarak vurgulayabileceğimiz, bahsettiğiniz hani alanlarda, evet yani sonuçta bir 6 senelik geçmişi olan bir aslında mezun kadrosu var diyelim ama örnek var mı kafanızda? Yani şöyle bir örnek, hani buradan bir Facebook çıktı, bir WhatsApp çıktı diyemeyeceğim ama zaten öyle bir şey beklentimiz de yok. Şunu söylüyoruz mezunlarımıza. Mezun olur olmak, mezun olur olmaz bir iş kurmak da bir alternatiftir ama esasında biraz tecrübe kazanmak, o tanıma sürecini hem de iş yapış sürecini bir yeni girişimde çalışarak zenginleştirmek önemli. Benim şu an gördüğüm, geçen yaz mezunlarla hepsiyle bir tekrar bir kontak yaptım LinkedIn üzerinden, sayıda şey olduğu için yönetilebilir bir şeydi. Genelde hepsi akıldaki fikri daha geliştirme fakat bir yeni girişimde çalışarak tecrübe kazanma yolundalar. Kurumsal firmalarda çalışanları var. Yani yaklaşık 1/4 büyük kurumsal firmalarda çalışıyorlar. İşte orada kariyerlerine orada devam edecekler. Belki sonradan kendi işlerini kurmaya yönelişebilir ama durum böyle. Yani esasında 5 sene böyle bir başarı hikayesi için yeterli bir süre değil. Çünkü bu bir zaman alan bir süreç. İlk mezun olduğumuzda da işler kurulabilir ama beklentimiz esasında bu normal süreç. Yani böyle bir 4 ila 8 sene belki şey yapıp ondan sonra kendi işini kurmak olabilir ama gayet beklendiği ve olması gerektiği gibi gidiyor şu an benim gözleyebildiğim kadarıyla mezunlarımız. Bölümümüzün öğrencilere sunduğu yurt içi ve yurt dışı stajlarla ilgili olanaklar nelerdir? Evet. Burada Özyeğin Üniversitesi çerçevesinde sunduğumuz olanaklar, imkanlar var. Bir kere her öğrencimizin bir staj yapması gerekiyor. Bizde de staj mecburi. Burada da kendilerini tanımaya yönelik değişik alanlara eğilmelerini tavsiye ediyoruz. Onun dışında yurt dışı değişim programı Erasmus, ki ben çok tavsiye ediyorum bireysel olarak öğrenciler geldiklerini sorduklarında. Çünkü kendilerini geliştirmede tanımaları için bir fırsat o da. Bir dönem daha başka bir yerde okumak, paylaşımda bulunmak. Onun dışında sektörlerle iç içe bir yapımız var. Daha önce bahsetmedim ama müfredatımızda bazı dersleri piyasada çalışan bazı değerli hocalarımızdan, kurulduğumuzdan bu yana bizle beraber çalışan hocalarımız var. Bazı özel alanlarda. Aynı zamanda demin dediğim gibi mezuniyet aşamasına geldiklerinde 4. sınıfta alınan ders, o sektörlerle iç içeliği sağlamaya çalışıyoruz. Kendi müfredatımızda da onu desteklemeye çalışıyoruz. Onun dışında staj ve yurt dışı değişim programları var. Tabii okulun sosyal, sportif imkanları, bütün öğrencilerimize kulüplerimiz var. Bir girişimcilik kulübü var. Bir maker kulübü var. Bunlar bizim girişimciliğe daha yakın olan kulüplerimiz diye onları öne çıkardım. Oradaki faaliyetlerde bulunmak öğrencilerimizi geliştiren bir unsur. Bu şekilde özetleyebilirim herhalde. Çok güzel. Burada Özyeğin Üniversitesi'nin özellikle sektörle, firmalarla iç içe olduğunu, ekonomiyle birebir iç içe bir eğitim verdiğini ve ilk kuruluşundan beri üçüncü kuşak bir üniversite
olma yolunda ilerlediğinde vurgulamamız önemli olur sanırım. Kesinlikle. Bölümümüzün unutulmaz, eğlenceli, keyifli hikayelerinden birini sizden dinleyebilir miyiz? Böyle aklınıza gelen hani bir anı var mı? Yani eğlenceli ve keyifli kısmını şimdi tam hatırlayamasam da unutulmaz bir kısmı esasında ilk ve tek olmamızdı kurulduğumuzda. Yani girişimcilik bölümünün Türkiye'de ilk ve tek olmasıydı. İlk olması tabii devam edecek ezele kadar ama tek değiliz şu an. Tabii bunu bekliyorduk ve bunun böyle olmasını da istiyoruz. Bunu söyleyebilirim herhalde çarpıcı bir şey. Zaten girişimcilik bölümü çok eski bir bölüm de değil. Demin dediğim gibi hocam 3. kuşak üniversite olduğu için bu girişimcilik bölümüne yatkındık ve bu bölümü önce olduk. Burada da bir esasında girişimcilik örneği sergiledi. Üniversite yönetimi işte mütevelli heyeti ve bu bölümü kurmuş olduk. Herhalde bir unutulmayacak bir durum olmaya devam edecek bu. Çok güzel. Burada özellikle şunu da vurgulamak gerekiyor. Özyeğin Üniversitesi'nin aslında kuruluş amacına bakarsak hayatımızın girişimi mesajını veriyor Özyeğin Üniversitesi. Ve öğrencilerine de bu değeri yaşatmak için elinden geleni yapıyor. Öğrencilerin direkt kampüste aldığı aktiviteler, roller burada belki çok önemli, üniversite için de değer yaratıyor. Öğrenciler için de değer yaratıyor. Ben ilk defa öğrencilerin sorumluluk alaraktan etkinlikler yaptığını veyahut da bu işte değişik hani makinalarda yiyecek içecekleri sattıklarını, hem teknolojiyi hem pazarlamayı iç içe kullandığını gördüm. O yüzden öğrenciler de burada gerçekten girişimciliği kullanabiliyorlar sanırım. Değil mi? Yani kampüs içinde de bunun örnekleri var. Kampüs işletmeler hatta bunun bir prosedürü bile var. Öğrencilerimizin başvurabildiği. Kurulduğundan bu yana işte hocam senin dediğin gibi ilk o şeyler ismi aklıma gelmedi şimdi. Otomatlarla başlayan, onları öğrencilerimiz işletiyor. O iş devam ediyor. Başka projeler de var. Böyle öğrencilerimizin sadece girişimcilik bölümü de değil bu. Etkinlik hizmetlerinde aktif rol almışlardı. Evet. Yani okulun kurulduğundan bu yana bu yapısı var. Zaten birazcık girişimcilik bölümü buradan çıktı. Yani bizim böyle bir misyonumuz ve şeyimiz var. Faaliyetlerimiz var. Bunu neden bir bölüm özelinde yansıtmıyoruz. Çünkü böyle bir ihtiyaç da var. Girişimcilik bölümü de esasında buradan çıktı diyebilirim. Son olarak bölümde okuyan veya bu bölümü hedefleyen aday öğrencilere bir mesajınız var mı? Şunu söyleyebilirim. Demin senin de söylediğin gibi hocam esasında bir değer yaratmaya, yani her organizasyon girdiler alır, çıktılar üretir ve o arada esasında o girdilere bir değer katması gerekir. Aksi halde ben öğrencilerime söylüyorum, sunum bile yaparken bu sunumun katacağı bir değer yoksa sizin sunumu yapacağınız kitleye esasında o zaman o slide'a gerek yok. Bir öğrenciler de üniversiteye girerken esasında bu bilinçle girmeleri lazım. Ben kendimi geliştireceğim, kendimi tanıyacağım ve eksikliklerimi gidereceğim. Bunu bana sağlayacak ortam var mı bu okulda? Bunu tercih etmeleri lazım. Ondan sonra da proaktif olarak çalışmaları lazım. Yani sonuçta kendi hayatları, kendi kariyerleri olacak. Ona sahip çıkmaları gerekiyor. Bu imkanları sunan bir üniversite, bir bölüm burası. Ama muhakkak öğrencinin o çabayı, o proaktif yaklaşımı göstermesi gerekiyor. Bütün öğrencilerimi, şu an okuyan öğrencileri, aday öğrencilerine bunu tavsiye edebilirim. Çok güzel. Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında hep üst sıradayız. Evet. Onu da sanırım vurgulamak lazım. Bir de burada belki son olarak benim de ekleyebileceğim girişimciliği bir hayat felsefesi olarak benimsemek aslında amaç. Ve karşılaşılan problemlere anlamlı, sürdürülebilir çözüme üretmeyi öğrenebilmek. Evet. Aslında hayatın bize öğretmeye çalıştığı çok önemli yetenekler bunlar. Bunları hedeflemek bizim Özyeğin Üniversitesi'nin temel değerlerinden
ve Özyeğin Üniversitesi'ne ayrıştıran bir numaralı, zaten hayatınızın girişimciliği konumlandırılmasında da Özyeğin Üniversitesi'ni diğer üniversitelerinden, diğer vakıf üniversitelerinden özellikle farklı kılan bir yaklaşım. Çok değerli bilgileriniz aldık buradan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aday öğrencilerin oldukça yararlı hani bilgiler edindiğini umuyorum. Sevgili adaylar, girişimcilik bölümümüze dair tüm detayları web sitemizden öğrenebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.